Herkese selamlar. Silk Road Online'ın eski serverlarına başlanır mı serimizin 14. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde job oluşturmayı, job nickname yapmayı ve Steria Clash'ı anlatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 düvele karşıdan Winglet, yani benim Spear Char'ım kaydoldu şu an, bekliyor. Peki Overlockçu'yla ne yapacağız? Overlockçu'yla da kaydolacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyun ekranına girerken karakterinizi seçtiğiniz yerde o Konstantin'in arkasındaki şeyi aklınıza getirin. Bu Konstantin'de gemilerin önünde çarlar, 4 tane çar yan yana duruyor ya. Orada karakterinize tıkladığınızda sol üst tarafta Select Job yazıyor. Oradan arkadaşlar tıkladığınızda Hunter ya da Thief'i seçmeniz gerekiyor. O aşamayı VIP olmadığım için şu an çekemedim. Ben onu karakteri oluştururken seçmiştim. Ben Hunter seçtim. Daha sonrasında her şehirde bulunan Hunter olmak isteyen arkadaşlar için şu Trader yazan, Thief olmak isteyen arkadaşlar için de şu Smuggler yazan arkadaşı arkadaşlar şey yapıyoruz, buluyoruz, tamam mı? Bakın bu şu ikisi her şehirde var. Örnek olarak mesela Jangan'ı gösterelim. Bakın buranın Smuggler'i burada, Trader'i burada. Daha sonrasında Hotan'ı gösterelim. Hotan'ın Trader'i burada, Trader'i burada, Smuggler'i burada. Summer'ı gösterelim. Smuggler burada, Trader burada. Konstantin'in ağzında kötü bir şey mi var? Yok. Onun da Smuggler'i burada, Trader'i burada arkadaşlar. Her şehirde mevcut. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Ben artık saatin de biraz ilerlemesiyle birlikte unuttum. Ve nick oluşturdum ama size şuradan bir daha göstereyim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu trader var ya, bu trader'e geldikten sonra bu Hunter olan arkadaşlar için, Thief olanlar Smuggler'e gidecekler. Burada Create Alias yazıyor arkadaşlar. Create Alias'ı şu an ben oluşturamıyorum ama siz Create Alias dedikten sonra Job'da görünmesini istediğiniz nickname'inizi yazarsanız o şekilde görünecektir. Daha sonra bunu oluşturduğunuzda bakın ben 7DK alt-tire Overlock koydum. Standart şu 7 düvele karşının kısaltması, Overlock da kendi çarımın adı. Daha sonrasında ben Gold olduğu için şuradan Purchase Hunter Item dedim. Gittim Europe'ın 20 level olanı aldım arkadaşlar. 10K'ya zaten para değil, üstümüzde de bir miktar paramız mevcut. Hatırlarsınız Fadet satmıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık job'umuzu takıyoruz. Hunter kıyafetimizi giydik arkadaşlar. Karakterimiz bu şekilde görülüyor. 7DK alt-tire Overlock. Buraya geliyoruz. Hemen şuradan bakın artık Thief'ler düşman oldu. Arena Manager'dan, her şehirde bulunan Arena Manager'dan gidebilirsiniz buraya bu arada. Steria Clash'e tıklıyoruz. Join Steria Clash. Buraya tıkladıktan sonra bakın burada size senaryoyu yazıyor. Nedir ne değildir. puan usulü gidiyor. Hazine kutularını bulursanız 200 puan. Her öldürdüğünüz adam başına da 20 puan topluyorsunuz. Ve bu şekilde kazanan ne elde ediyor? Biz şöyle bir hemen join'imizi yapalım. Kazanan ne elde ediyor arkadaşlar? Kazanan job set'e artı basma ve job set'e blue basma itemlerini elde ediyor. Bunlar ne işe yarayacak? İlerleyen videolarda job level'ımızı biraz kasacağız. Ve bir job set kendimize yapacağız arkadaşlar. Çünkü eski seriyi izleyen arkadaşlar bilir job setin ne kadar aslında önemli olduğunu ama yeni seriyi izleyen arkadaşlar tam hakim değiller. Şöyle biraz şuradan uzaklaşalım. Yeni seriyi izleyen arkadaşlar tam hakim değiller. Onlar için şöyle hızlı bir özet geçelim. Buradan arkadaşlar burası dressleri taktığımız yer. Burası da job itemlerini taktığımız yer arkadaşlar. Bunları kervan çekerek elle edeceğiz ve onlara da normal standart üstümüzdeki eşyalara blue basarmış gibi blue basız arkadaşlar. Hangi blue'lar basılabiliyor? STR, INT, HP, MP basılabiliyor. Maksimum STR, INT artı 3 basılabiliyor. HP, MP'de artı 300 basılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde 11 item taktığınız zaman STR 33, INT 33 fazlalığı almış oluyorsunuz. Bir diğer husus da şu arkadaşlar. Ya benim işte Steria Clash'a gidecek zamanım yok. İşte ben bir an önce param var, bir an önce bir şeyler yapmak istiyorum derseniz hazır job set alabilirsiniz. Ya da job seti yaptınız ama ya blue basamıyorum derseniz oyun şöyle bir şey yapmış. F10'a girdiğimizde hemen şu ekran büyüklensin.
Burada Alchemy kısmında Others'a geliyoruz arkadaşlar. Şimdi Alchemy Others'da şöyle geçiyoruz. Geçtik. İkinci sayfaya gelelim. Bakın burası bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi nedir bunlar? Sealed Magic Rune yazıyor. Bunda 2 tane var. Bu Sealed Magic Rune'de de 11 tane var arkadaşlar. Bunun 2 tanesi 10 coin. 11 tanesi 47 coin arkadaşlar. Bu şekilde satış yapıyorlar. Bu mor olan arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Mor olanlar bahsettiğim şu job itemlerini sizin blue basmanızı sağlayan şeyler arkadaşlar. Sağlayan blue'ları rastgele atar. Ama şöyle, şimdi job sette 5 level var arkadaşlar. 20 level, 50 level, 80 level, 100 level ve 120 level olmak üzere. Şöyle hemen bakın şuradan da yazıyorum size. 20. Ne demiştik? 20, 50, 80, 100 ve 120 level arkadaşlar job setler mevcut. Şimdi bu blue'lar şöyle arkadaşlar. Her blue her job set için farklı basılıyor. Yani hepsinde STR, INT, HP, MP basılıyor ama bir blue mesela atıyorum medium çıkıyor. Medium çıkan 80 level job setine basılıyor. Highest çıkan 120 level job setine basılıyor. Lowest yazan 20 level job setine basılıyor. Bu tamamen rastgele geliyor arkadaşlar bunların içinde. Yani siz gidiyor atıyorum 20 level job seti yaptınız. Dediniz ki ben kardeşim bana bu kadar yeter. Bir de buna blue bastım mı benim işim tamam. Gittiniz bunu aldınız. Gidip size 50'lik, 80'lik, 100'lük, 120'lik job blue'su atabilir. Ve bu da elinizde patlar ya da girersiniz stala koyarsınız parayla satmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer husus da şu. Ne dedik? STR, INT, HP, MP veriyor. STR, INT de maksimum artı 3. HP, MP de maksimum artı 300 veriyor. Şimdi bunu aldığınız zaman her job itemi için ayrı ayrı atma ihtimali olduğu gibi STR 1 atma ihtimali de var. STR 2 atma ihtimali de var. STR 3 atma ihtimali de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki şunlar ne? Şu iki mavi renkli olan. Arkadaşlar bunlar da job setinize artı basmak için kullanacağınız eliksirler diyebiliriz. Bunda patlama ihtimali yok. Her türlü yiyor. Rastgele içinden artı 1, artı 2, artı 3, artı 4 var mı yok mu bilmiyorum. Artı 4 de çıkabilir. Ama tabii onlar da 20, 50, 80, 100 ve 120 job setler için ayrı ayrı çıkıyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Bu artı basma eliksirlerini ve blue basma taşlarını silkle elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu 2 tane, bu 11 tane, bu 2 tane, bu 11 tane. Ya da ne yapabilirsiniz? Ya da arkadaşlar her hafta cuma günü ve cumartesi günü Staria Clash oluyor arkadaşlar. Biz Staria Clash'a kaydımızı yaptırdık. Staria Clash'ta ne oluyor? Şu oluyor. Thief'ler ve Hunter'lar kayıt yaptırıyorlar. PvP yapıyorlar. Daha öncesinde bunun videosunu çekmiştik. Ama bu seri yeni olduğu için tekrar çekelim istedim. Kayıt yaptırıyorlar. Kazanan taraf bu artı basmalardan ve blue basmalardan rastgele 2 tane blue, 1 tane de artı olacak şeklinde rastgele ödül elde ediyor arkadaşlar. Böylelikle bundan da söz etmiş olalım. Şimdi bir diğer şey de ne dedik? Cuma günü dedik, cumartesi günü dedik. Saat kaçtı? Arkadaşlar kayıtlar gece yarısı, cumayı cumartesiye bağlayan ve cumartesiyi pazara bağlayan yani tam gece yarısında saat 12'de başlar. 12.45'e kadar devam eder. 12.45'ten sonra kayıt yaptıramazsınız. 12.45'ten sonra Staria Clash başlar. Saat tam 1'de Staria Clash başlar. 20 dakika sürer. 20 dakika sonra kazanan kaybeden takımlara ödülleri verilir. Ve sizi dışarı atar. Aslında şu bizim bayrak eventi var ya. Capture the Flag, bayrağı ele geçirme eventimiz var ya. Onun bir benzeri arkadaşlar. Zaten girdiğimizde göreceğiz. Yalnız şöyle bir ufak sıkıntı var. İnşallah barımız patlayıp da bize DC atmaz arkadaşlar. DC vereceğini düşünmüyorum ama DC yersek belki videonun diğer kalan ufak tefek kısımlarını Winklet'te çekebiliriz diyelim. Anlatacak şu anlık bir şeyimiz kalmadı. Bir önceki videoda FGV dönmüştük. Gelin sizinle birlikte şu FGV görevlerini verelim. Şu Staria Clash'ı bir iptal edelim. Yobumuzu çıkartalım.
Cancel Registration dedikten sonra şuradan job kıyafetinizi çıkartıyorsunuz. Şimdi job kıyafetimizi çıkarttık. Eksimiz %91, 13.5K'da SP'miz var. Ne yapmıştık? Padetleri bastık. 14 tane padetimiz vardı. Aşağı yukarı 90 emlik bir malzemeyi kullandık. Ya bana kalsa ben açıkçası satardım. Çünkü zaten görevlerle kastığımız için X ve SP alabiliyoruz ama basalım dedik, bastık. Güzel oldu mu? Oldu arkadaşlar. Şimdi hemen şunları da yapalım. Hangi görevlerimiz kaldı başka? Şurada Hunter'cıda bir görevimiz var. Bir de şurada neymiş bu? Potçu da var. Hunter ve Potçu, tamam. Şöyle hemen şunu da verdik. Eksimiz 94 oldu. Hunter'dakini de verelim. Muhtemelen bize level atlatmayacak arkadaşlar. Ben belki level atlarız diye ümit etmiştim. Bu videodan sonra ben muhtemelen bir FGV daha dönerim. Ondan sonra FGV videosunu tabii sizinle paylaşmam. 43 olmuş olurum o ara. Görevlerle kaldığımız yerden kasmaya devam ederiz. FGV yapmanın en büyük avantajı çok fazla token atması ve çok fazla exp almak arkadaşlar. Gerçekten iyi exp veriyor. Mutlaka FGV dönün ve padetleri de mutlaka satın demiş olalım. Şimdi bunu da verdik. Exp'imiz 95 oldu. Uğraşmayacağım arkadaşlar level atlatmaya. Level atlatmada ne zamana kalsın? Ben işte dediğim gibi bir FGV dönebilirsem dönerim. Dönemezsem bir sonraki bölümde birlikte döneriz. Şunu soracak olan arkadaşlar olabilir. Ya ben iyi güzel kaydoldum. Joba kayıt yaptırdım. Sıkıntı yok ama şey yapamadım. Nasıl diyelim, toparlayamadım burayı. Şu job itemini alamadım. Hani param yok. Alamadım. 10K param yok. Bulamadım. İşte unique kesmedim. FGV dönmedim. Hiçbir şey satmadım. Arkadaşlar sıkıntı değil. Hemen geliyorsunuz burada. Hangisiydi? Şu. Buradan Weapon Accessory Valuable Token Exchange'e girdiğiniz zaman şurada Valuables'da bakın. Bir token karşılığında Thief itemleri, bir token karşılığında da Hunter itemleri alabiliyorsunuz. Yalnız Avrupa çağrıdaysanız Konstantin Samarkand'dan alın. Ya da Hotan'dan, Avrupalı tüccardan alın. Çin çarlarıysanız Jangan, Doang ve Hotan'daki Çinlilerden alabilirsiniz. Bir token karşılığında diyelim. Stereo Clash'a kaydımızı yaptıralım. Sonrasında zamanı bekleyelim. Zamanı geldiği zaman tekrar videoya girelim arkadaşlar. Dedikten sonra zamanı bekleyeceğiz sadece. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ben hem Winglet'i hem de Overlockçu'yu ikisini aynı anda kaydettirmiştim. Overlockçu gördüğünüz gibi burada kaldı, giremedi. Ama hemen size Winglet'i göstereyim şuradan. Winglet içeri girdi arkadaşlar. Bu bölümde sadece göstermek amacıyla Winglet'le Stereo Clash'ı yapacağız. Gördüğünüz gibi burada böyle yüzlerce, binlerce yine server'ı dolduran şahıslar mevcut. Bunlar yüzünden giremiyoruz. Ne yapalım, biz de en azından bir tanesiyle girdik. Şöyle bir dolaşalım. Tabii ki Winglet'te kazandığım hiçbir şeyi şeye vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yardımcı olmak istemiyorum kesinlikle. Overlockçuya vermeyeceğim. Sadece şu Stereo Clash'ı görmenizi istediğim için bunu seriye koyuyorum. Şöyle bir de müziği var. Şimdi bunlar boxlar. Bu boxlara tıklıyorsunuz. Belli bir süre geçtikten sonra box'u alıyorsunuz. Kaç puan alacağız mesela? 1600, 1800, 200 puan aldık buradan. Sadece tipler var zaten. Şu an hani herhangi bir hunter vesaire de yok. Bizim 7DK'dan bir arkadaş daha var. Ne oldu? Bunu niye alamadık? Hani aldık şimdi. 400 puanımız oldu. Şöyle bakın, şurada bir sarılık doluyor, görüyorsunuz, puan topluyoruz. Adamlar olsa da adamları da kessek 20 puan puan alırız. Yani başka da bir şey olacağı yok. Arkadaşlar. Yani şu an sadece aktif olarak keyifler geldi. Hatırlarsınız Winglet'i ben çok düşük levelken sokmuştum bir kere. Abi şurada bir, yani bu da bizden bir arkadaş, bu da Thief.
Ya bu bizim şey ya, Uğur Eldorado. O da girmiş ama işte PvP yapacak adam yok. Neden? Çünkü herkesin şurada bot charları, o işte bizim çift tarafındaki gibi bot charları duruyor arkadaşlar. Yani boş boşuna dolduruyorlar, etkinliğinde içinden geçiyorlar. Hatta şöyle gösterebilirsem şu taraftan göstereyim. Ha mesela şu arkadaş var. Ha bir de bakın, bu arkadaşı görmem iyi oldu. Belki bu arkadaş normal bir oyuncudur, solo bir oyuncudur. Stereo Clash'ta level farkını gözetmiyor arkadaşlar. Yani 122 char'la 20 level char da aynı anda girebilir. Daha doğrusu giriş zaten minimum 40 olması lazım. 120 level char da 40 level char da aynı yerde PvP yapmaya zorlanabilir. Ya o yüzden girip girmemek de çok mantıklı mı? Biraz daha geliştirilebilirdi. En azından şu gold botları engellenebilirdi. Burada sadece gördüğünüz gibi tifler olarak duruyoruz. Bu arkadaşta ne var? 10 degre var. Bu arkadaşta şu 12 degre mi? Aynen. 14 degre mi yoksa? 14 degre yandırıyor. 14, 13 var galiba. Bir arkadaş daha var burada. Onun da 13 var. Ha bakın mesela şu. Bu arkadaşımızda da 42'lik staff var mesela. Ne alakaya? Maydanoz. Şu an hani bir hunter da gelmiş olsa zaten kesmiş oluruz. Böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. 14 dakikanın geçmesini bekleyeceğiz. 14 dakika geçsin. Gelenleri de gösterelim. Bu bölümde böyle olsun. Yani bu bölümü çok gönlüm isterdi ki hunter charım girsin. Hunter charımla şurada gezeyim. Ama tabi o zaman da sadece bizi öldürecekler. Yine kazanamayacaktık. Demiş olalım. Ödülleri de gösterir. Videoyu burada tamamlarız arkadaşlar. Arkadaşlar Stereo Clash bitti. Sonunda da ne oldu? Tipler haliyle kazandı. Zaten karşımıza çıkacak Hunter da yoktu. Şimdi bunu değiştirmişler. Eskiden ne oluyordu? Envanterimize doğrudan kazandığımız bütün ödüller geliyordu. Ama bakın şuraya Combined Mailbox getirmişlerdi. Bunun duyurusunu da yapmışlardı. Önceki videolarda göstermiştik. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Stereo Clash Rewards. Yani Stereo Clash'ın hediyeleri geldi. Bunu 29 gün içerisinde almazsanız kayboluyor. Unclimbed alınmamış demek. Tıklıyoruz arkadaşlar buradan. Buradan Receive Selected dedikten sonra çantanıza aktarıyoruz diyor. Şimdi geldi. Ne kazandık? Bakalım. Buradan bir tane Sealed Magic Rune, bir tane Sealed Reinforced Rune, 5 tane de Blackstone kazandık. Blackstone çöp. Hiçbir işimize yaramaz. Bunları da videonun başında göstermiştim. Bu Blue basmak için, bu da artı basmak için. Peki bunun şimdi ne olduğunu nereden anlayacağız? Gideceğiz Gori'den bunları çevireceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Oyunun sistemi böyle işliyor. Geldik. Burada bakın. Exchange Sealed Magic Runes. Bakın bunun adı Sealed Magic Rune. Tıkladığınız zaman buradan Exchange dediğinizde Blue'yu aldık. Ne aldık arkadaşlar? Low Quality, yani kaç level'ın oluyordu bu? Lowest 20, Low Quality 50 level'ın Life artı 100'ünü aldık. Çöp aldık. Bir tane de artı çıkartalım. Bakın Exchange Sealed Reinforcement Rune. Bu neymiş? Sealed Reinforcement Rune. Exchange dedik buradan. Ne geldi? Bir tane Lowest Quality Reinforced Rune geldi. Bununla artı basabileceğiz arkadaşlar. Job seti de şöyle basitçe göstereyim. Winglet'te hazır vardı. Bakın bu 100 level'ın job seti. Silahım artı 4, STR 3, INT 3. Şapkam işte artısı yok mesela. Eğer şu aldığımız highest olsaydı, lowest yerine highest olsaydı buna mesela artı basabilirdik, deneyebilirdik diyelim arkadaşlar. Job sistemi Stereo Clash basitçe bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanala abone olursanız bana destek olursunuz. Çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.